Üçüncü sınıf çalışma soruları, ikinci kitap, fen bilimleri dersi, sayfa 117. Birinci soru. Buna göre K, L ve M ışık kaynakları aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bakalım. Işık kaynağı. K kaynağı için arkadaşlar doğal bir kaynakmış. Bakalım. Mum alevi. Mum alevi doğal bir kaynak değildir. A şıkkını elemiş olduk. Ateş böceği doğal bir kaynaktır. Yıldızlar doğal bir kaynaktır. L'ye bakalım arkadaşlar. L yapay olacak arkadaşlar. Mum alevi, şimşek. Şimşek doğaldır. Dolayısıyla o da gitti. Geriye 5 şık kaldı. Güneş de aynı şekilde doğaldır. Cevabımız 5 şıkkı. İkinci soru. Kaynakları farklı olan sesler aşağıda verilmiştir. Buna göre hangi seslerin kaynağı doğal ses kaynağıdır? İnsanların çıkardığı sesler doğaldır. 1 numara mutlaka olması gerekiyor. Müzik aleti yapaydır. 2 numara olmayacak. 1, 3, 5. Bakın ilk ikisini bularak cevabımızı bulmuş olduk. Üçüncü soru. Aşağıdakilerden hangisi doğal ve yapay ses kaynağı olmasına göre diğerlerinden farklıdır? Megafon, yapay, piyano. Yapay akan suyun ki doğal, cevabımız C şıkkı. Dördüncü soru. Aşağıdaki çocuklardan hangisi doğal ışık kaynağından faydalanmaktadır? Burada ay var arkadaşlar. Ay kendisi doğal olmasına rağmen ay bir ışık kaynağı değildir. Güneşten aldığı ışığı bize yansıtır. B şıkkındaki lambalar yapaydır. C'deki güneş doğaldır. Cevabımız C şıkkı. Beşinci soru. Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Bilgimize bakalım. Ayşe'nin yanında oturan kardeşi oyuncak davuluna kuvvetli şekilde sürekli vuruyor. Ayşe bu gürültüden rahatsız olduğu için kulağını elleriyle kapatıp odasına gidiyor. Odasında davul sesini duyduğu halde rahatsız olmadığı için kulaklarını kapatmaya ihtiyaç duymuyor. Ses kaynağından çıkan sesin şiddetinin sürekli artması değil. Ses kaynağından uzaklaştıkça sesin şiddetinin azalması. Evet, Ayşe ilk başta yakındı. Daha sonra uzaklaştığı için kulağına tıkamasına gerek kalmadı. Cevabımız B şıkkı. Sayfa 118, 6. soru. Gözlerini bir bezle kapatan Ali, kendisine eşit uzaklıktaki bulunan arkadaşlarına çıkardıkları sesleri sırasıyla dinliyor. Ali ve arkadaşlarının yaptıkları bu etkinliğin amacı aşağıdakilerden hangisidir? Ses kaynağının yeri hakkında çıkarımda bulunmak. Burada gözleri görmediği için ses kaynağını duyarak kaynağın kim olduğu, hangi yönde olduğunu tespit edebilir. Cevabımız A şıkkıdır. 7. soru. Aşağıdakilerin hangisi doğal ışık kaynağıdır? Mum ve ampul yapay ışık kaynağı iken ateş böceği doğal bir ışık kaynağıdır. 8. Yukarıdakilerden hangileri kendiliğinden ışık verir, yani doğal ışık kaynağıdır? Fener yapar ışık kaynağı. Eledik arkadaşlar. Ateş böceği ve yıldız doğal ışık kaynağıdır. Yani cevabımız B şıkkı. Yan taraftan 9. soruya bakalım. Bazı ses kaynakları aşağıdaki tabloda doğal ya da yapay olmalarına göre sınıflandırılmıştır. Buna göre işaretlerdeki cevapları bize sormakta. Birincisine bakalım. Birincisi yapay ses kaynağıymış. Kedi doğal ses kaynağıdır. A şıkkı ne dedik? Araba yapaydır. Kapı zili yapaydır. Yıldıza baktık. Yıldız doğal bir ses kaynağıymış. Rüzgar, gök gürültüsü ikisi de doğaldır. Doğru. Geldik üçgene. Üçgenimiz yapaymış arkadaşlar. Kedi ve piyano diyor. Kedi doğal olduğu için elendi. Yani cevabımız kapı zili, gök gürültüsü ve piyano. 10. soru. Esin evlerinin üzerinden geçen uçan sesini ilk önce çok daha sonra az duyuyor. İlk önce çok duyuyor, daha sonra az duymaya başlıyor. Bunun sebebini bize soruyor arkadaşlar. Ses kaynağına olan uzaklığın değişmesiyle sesin şiddeti değişir. Evet, bu doğrudur. Uçak bize yakınken biz ilk başlarda çok duyarken daha sonra artık bizden hızla uzaklaşmaya başladığından dolayı sesi gittikçe azalır ve daha sonra hiç duyamayız. 11. soru. Çalışan otomobilinden uzaklaşan Ahmet, otomobilinden çıkan sesin zamanla kulağına zayıf geldiğini fark etti. Uzaklaşmaya devam ettiğinde ise otomobilin sesini hiç duymadı. Buna göre Ahmet yaptığı bu etkinlik sonucunda aşağıdaki sorulardan hangisine cevap bulabilir? Sesin şiddeti uzaklığa göre değişir mi? Evet, bunun cevabını bulabilir. Kaynaktan çıkan ses her yöne yayılır mı? Her yöne yayılır ancak belli bir mesafeden sonra ses gittikçe azalır. Ses üreten her cisim titreşir mi? Doğru cevabımız A şıkkı arkadaşlar. Sayfa 119, 12. soru. Çevremizdeki sesler panolarına yazılmış halde aşağıda verilmiştir. Buna göre hangi panodaki seslerin tamamı doğal ses kaynaklarıdır?
Dalga sesi doğaldır. Otomobilin sesi yapay olduğu için 1 numara eledik. 2'ye baktık. Çalışan radyo. Radyo yapay olduğu için 2 numarayı eledik. Hayvanlarınki doğal. Gök gürültüsü doğal. Şelale sesi doğal olduğu için cevabımız 3 numara. 13. soru. Işık kaynaklarının doğal ya da yapay olmalarına göre aşağıdaki tablo hazırlanmıştır. Fakat hazırlanan tabloda bir hata yapılmış. Işık kaynaklarından hangilerinin yerinin değiştirilmesi bu hatayı giderir bakalım. Yıldızlar yapay değildir arkadaşlar. Doğal olması gerekiyor. Buraya yazılması gerekiyor. Şimşek doğal. Doğru. Mum alevi doğal değil. Yapay olacak arkadaşlar. Ampul yapay. Dolayısıyla buradaki mum alevi ve yıldızların yer değiştirilmesi gerekiyor. Yani cevabımız B şıkkı. Yan taraftan 14. soru. Arda doğal ve yapay ışık kaynaklarını sınıflandırmak için aşağıdaki tabloyu hazırlamıştır. Ancak bu tabloyu hazırlarken bir hata yapmıştır. Bu hatayı düzeltmek için hangi ikisinin yeri değiştirmeli? Bakalım. Doğal ışık kaynakları güneş doğaldır, yıldızlar doğaldır. Yapay el feneri yapaydır, trafik lambası yapaydır ancak ateş böceği yapay değildir. Dolayısıyla ateş böceği ve mum yer değiştirmesi gerekmektedir. 15. Bir grup öğrenci ışık kaynaklarını içeren panolar hazırlamıştır. Hazırlanan panolardaki ışık kaynaklarından hangilerinin tamamı yapay ışık kaynağıdır? Trafik ışıkları yapaydır. Yıldızlar doğal olduğu için elendi. 2 numara bakalım. Mum yapaydır. Güneş doğal olduğu için 2. panoda gitti. Mum, ampul ve gaz lambası 3'ü de yapay olduğu için cevabımız 3 numara yani C şıkkı. Sayfa 120 16. soru. Aşağıda verilen kart üzerindeki kaç tane yapay ses kaynağı vardır? Radyo yapaydır, televizyon yapaydır, gemi yapaydır. Toplam 3 tanedir. 17. Zeynep yüksek sesle şarkı söylüyor. Aynı odada bulunan Ahmet bundan rahatsız olup kulaklarını elleriyle kapatıyor. Ahmet kulağını kapatmadan ne yaparsa bu durumdan rahatsız olmaz. Zeynep'in yanına yaklaşırsa daha çok rahatsızlık duyar çünkü daha yaklaştığı için sesin şiddeti artar. Zeynep'ten daha uzağa oturursa olabilir. Zeynep Ahmet'e doğru yaklaşırsa yine rahatsız olur. Rahatsız olmayacağı seçenek arkadaşlar B şıkkıdır. 18. Ağaçtaki kuşun sesini tüm çevredeki insanların duyması, kapı zili sesinin evin her köşesinden duyulması. Bu örneklerde sesin aşağıdaki verilen özelliklerden hangisi çıkarılabilir? Ses kaynağından uzaklaştığı sesin zayıf işitilmesi bununla ilgili değildir. Her sesin insan kulağı tarafından işitilememesi bu da değildir arkadaşlar. Sesin her yönde yayılması, kapı zili evin her odasından duyulması bunun bir göstergesidir. Yan taraftan 19'a bakalım. Ahmet'in kardeşi elinde tuttuğu radyoyu dinlemektedir. Ahmet kendisinden biraz uzakta bulunan kardeşinin dinlediği radyodan çıkan sesten rahatsız oluyor. Aşağıdaki durumlardan hangisi yapılırsa Ahmet gürültüden rahatsız olmaz. Ahmet radyoya yaklaşırsa daha çok rahatsız olur. Kardeşi radyonun sesini açarsa daha çok rahatsız olur. Ahmet kardeşinden uzaklaşırsa ses daha az geleceği için rahatsız olmaz. 20. soru. Mehmet ve babası arabada giderken arkalarından gelen ambulansın siren sesini duymuşlardır. Mehmet'in babası ambulansa yol vermiş. Ambulans arabalarının yanına yaklaşırken Mehmet'in siren sesini daha şiddetli duymuştur. Mehmet'in ambulans yaklaşırken siren sesini daha şiddetli duymasının nedeni ses kaynağına yaklaştıkça sesin şiddetinin artması. Evet bu doğru. Sesin dalgalar halinde yayılması. Bu yanlış. Bilgi olarak doğru ancak buradaki konuyla bir ilgisi yok. Ambulans sesinin yapay ses olması bununla ilgisi yok. Doğru cevabımız A şıkkı. 21. Hakan'ın oturduğu mahallede akşam elektrikler kesilmişti. Hakan perdeyi açınca yıldızları gördü. Yoldan geçen arabaların lambaları yolu aydınlatıyordu. Hakan daha sonra odasındaki mumu yaktı. Hakan'ın o akşam gördüğü ışık kaynakları için aşağıdaki hangisi doğrudur? Hepsi yapay ışık kaynağıdır. Bakalım arkadaşlar. Yıldızlar yapay değildir. A şıkkı yanlış. Hepsi doğal ışık kaynağıdır. Buradaki mum yapaydır. Bu da yanlış. Yıldızlar doğal. Araba lambası ve mum yapaydır. Cevabımız C şıkkı. Sayfa 121 22. soru. Bir varlık ışık kaynağı ise kendi ışığı ile aydınlanır. Nokta nokta gibi. Evet bir varlık ışık kaynağı ise kendi ışığı ile aydınlanır. Evet bakalım.
Ay ışık kaynağı değildir. Mum ışık kaynağıdır, güneş ışık kaynağıdır. Doğru. Bir varlık ışık kaynağı değilse ışık kaynağının aldığı ışıkla aydınlanır. Işık kaynağı olmayan yıldız ışık kaynağı olduğu için gitti. Cevabımız B şıkkı, güneş ve ay. 23. Ailesiyle kampa giden Tolga, gece rüzgarla sallanan ağaç dallarını çıkardığı sesi duymasına rağmen ağaç dallarını görememiştir. Sabah uyandığında gece seslerini duyduğu ağaç dallarını görmüştür. Bu durumla ilgili hangisi söylenir? Işık olmadan maddeleri göremeyiz. Evet, gece ışık olmadığı için arkadaşlar buradaki ağaç dallarını göremeyebilir. Işık olmadan sesleri işitemeyiz. Işıkla sesin bir ilişkisi yoktur. Bu bilgi yanlış. Sadece gördüklerimizin seslerini işitiriz. Bu da yanlış. Görmediklerimizin sesini de işitebiliriz. 24. Tabloda bazı ses kaynakları numaralandırılarak verilmiştir. Hangi numaralara gösterilen kaynakların tamamı yapay ses? Bakalım. Deniz dalgası doğaldır arkadaşlar. Bir numara olmayacak. A şıkkı ne dedik? Çalışan radyo yapaydır. 2 numara mutlaka olması gerekiyor. C şıkkı da gitti. Zaten cevabımız 2, 4, 6 olarak çıktı. Biz yine bakalım. Rüzgarın ağaçların sallaması doğaldır. Çamaşır makinesi yapaydır. Çatıdaki güvercinler doğaldır. Otomobil kornası yapaydır. 2, 4, 6 cevabımız B şıkkı. 121'deki sayfa 25. soruya bakalım. 25. soru. Şekildeki gibi gözleri bağlı olan ve masanın önünde duran bir öğrenciye 1 ve 2 numaralı ile gösterilen yerlerde bulunan aynı çalar saatin sesi sırayla dinletiliyormuş arkadaşlar. Öğrenci 1 numaralı yere konan çalar saatin sesini daha çok işittiğini söylüyor. Bu durumun sebebi hangisidir arkadaşlar? Sesin bir kaynağı olması değildir. Yapay sesin her yerden duyulması değildir. Ses kaynağına yaklaştıkları şiddetin artması bunun bir göstergesidir. Cevabımız C şıkkı. 26. Ali ve Esra güneş ışınlarının gece yeryüzüne nasıl ulaştığını anlamak için bir deney yapmışlar. Bu deneyde karanlık bir ortamda el fenerinden çıkan ışığın ayna tarafından yansıtıldığında odayı görebildiklerini fark etmişlerdir. Buna göre deneyde ayna aşağıdakilerden hangisine benzetilmiştir? Ayna arkadaşlar aya benzetilmiştir. Çünkü ay bir ışık kaynağı değildir. Güneşten ait almış olduğu ışığı dünyaya yansıtmaktadır. Sayfa 122, 27. soru. Tabloda ışık kaynaklarının doğal ve yapay olmalarına göre hatalı sınıflandırılma yapılmış. Bu hatanın giderilmesi için hangisi yapılmalıdır? Güneş yapaydır arkadaşlar. Bu yanlış. Güneşin doğal olması gerekiyor. Ateş böceği doğru. Masa lambası yapay doğru. Mum alevi yapay olması gerekiyor. Burada güneş ve mum alevinin değişmesi gerekiyor. Cevabımız A şıkkı. 28. soru. 28. Ders işlerken sınıfın penceresini açan öğrencilerin dışarıdan duyduğu seslerin hangisi yapay sesi? Örnektir. Kuşların sesi doğaldır. A şıkkı ne dedik? Sokaktaki bağıran satıcının sesi doğaldır. Yoldan geçen arabaların sesi yapaydır. 29. Öğretmen bir öğrencinin gözlerini görmeyecek şekilde bir beze bağlıyor. Sınıfın farklı yerlerinde ellerinde bardak olan arkadaşlarına bardağı metal kaşıkla vurmalarını istiyor. Daha sonra öğretmen öğrenciye sınıfın farklı yerlerinden çıkan seslerin hangi yönden geldiğini soruyor. Öğretmen bu etkinliği aşağıdaki soruların hangisinin cevabını bulmak için yapmıştır? Bu etkinlikte arkadaşlar işitme duyusu kullanılarak ses kaynağının yeri bulunur mu? Bunun cevabı bulunmuştur. Cevabı C şıkkı. Yan taraftan 30. soruya bakalım. Ahmet odasına girdiğinde göremediği kitabını lambasını açarak görür hale geliyor. Ahmet bu etkinliği aşağıdaki soruların hangisini cevaplamak için yapmış olabilir? Görme olayı için sadece doğal ışık kaynağı gereklidir. Bu değildir arkadaşlar. Yapay ışık kaynağı da olabilir. Görmek için ışığa ihtiyaç var mıdır? Evet, bunun göstergesidir. Görme olayı için sadece yapay ışık kaynağı mı gereklidir? Bu da değildir. Cevabımız B şıkkı. 31. Ayşe masa üstünde duran saatin çıkardığı tik tak sesini duyarken saatten uzaklaştığında saatin çıkardığı sesi duyamıyor. Bunun nedeni aşağıdaki ses ödeklerden hangisi diye açıklanır. Her duyulan sesin bir kaynağı olması bununla açıklanamaz. Sesin her yöne yayılması bununla açıklanamaz. Ses kaynağından uzaklaşınca ses şiddetinin azalması bunun için saatin sesini duyamamıştır. 32. Şekilde bazı ses kaynakları verilmiştir. Bana doğal sesleri soruyor arkadaşlar. Bir numara doğaldır. Bir numara mutlaka olacak. İki numara yapay olmayacak. 3 numara yapay olmayacak. 4 numara şimşek olacak. Cevabımız 1 ve 4.
Sayfa 123, 33. soru. Öğretmen sınıfta öğrencilerine hangi resimde masadaki meyveleri daha net görebilirsiniz sorusunu soruyor. Öğretmenin bu sorusu hangisiyle ilgilidir? Işığın görmemizdeki etkisi, ışığın tasarrufu, kullanma, yapay ışık kaynakları, görme olayının gerçekleşmesi için ışığın mutlaka olması gerekmektedir. 34. Bazı resimler numaralanmış ve numaralı olarak verilmiş. Bana bu resimdeki ışık kaynaklarının doğal ve yapay olmaları ile ilgili hangisi doğrudur? 1 numaradaki güneş doğaldır. 2 numarada arkadaşlar yıldızlar var, doğaldır. 3 numaradaki lamba yapaydır. Yalnız bir de yapay ışık kaynağı vardır. Yapay değildir, doğaldır. A şıkkı yanlış. İkincide hem doğal hem de yapay ışık kaynakları vardır. Evet, ikinciye dikkatli baktığımız zaman arkadaşlar burada yıldızların doğal, lambaların ise yapay olduğunu anlayabiliriz. B şıkkı doğru. İkinci ve üçüncüde yalnızca doğal ışık kaynakları vardır. Yapay ışık kaynağı vardır. Doğru cevabımız B şıkkı. 35. Aşağıdakilerden hangisi doğal ses kaynağı tarafından üretilmiştir? Şelale sesi doğaldır arkadaşlar. Gitar sesi yapaydır. Radyo yapaydır. Bana doğal olanı sorduğu için A şıkkı. Sayfa 124, 36. soru. Bir öğrenci şekildeki gibi okulun bahçesinden merdivene doğru yaklaştıkça aynı şekilde çalan zilin sesini daha şiddetli duyuyor. Merdivene yaklaşınca zil sesini daha şiddetli duymasının sebebi ses her yöne yayılır. Evet, bu bilgi doğru ancak sesin şiddetinin duyulmasının sebebi değildir. Ses kaynağı olan uzaklık azalmıştır. Bu da yanlış arkadaşlar. Tam tersi yaklaşmaya başlıyor. Ses kaynağından çıkan sesin şiddeti artmıştır. Ses şiddetinin artmasının sebebi buradaki öğrencinin yaklaşmasıdır. Cevabımız C şıkkı. 37. soru. Şekildeki kartlarda bazı ışık kaynakları verilmiş. Bana doğal ışık kaynağını sormakta. Buradaki kaynaklardan arkadaşlar güneş ve yıldız doğal ışık kaynağıdır. Cevabımız C şıkkı. 38. Yol çalışması yapılan bir yerden geçen Ali sesten çok rahatsız olur ve oradan uzaklaşır. Ali uzaklaşırken sesin kendisini artık rahatsız etmediğini fark eder. Ali'nin yol çalışması yapılan yerden uzaklaştıkça sesin kendisini rahatsız etmemesinin sebebi sesin hangi özelliğini açıklanabilir? Ses kaynağından uzaklaştıkça ses şiddetinin azalması doğru. Ses şiddetinin işitme kaybı neden olması bu bilgiyle alakalı değil. Ses kaynaklarının doğal ve yapay olması değil. Cevabımız zaten A şıkkında bulmuştuk. Sayfa 125, 39. soru. Bir öğrenci ışık kaynaklarını doğal ve yapay olarak sınıflandırmak istiyor. Bu kaynaklara verdiği örnekler şekilde hazırlanmıştır. Buradaki yanlışı düzeltmek için hangisi yapılmalıdır? Birinci şeklimize bakalım. Yapay ışıklar verilmiş arkadaşlar. Mum yapaydır, ampul yapaydır ancak şimşek yapay değildir. Burada doğal, güneş ve yıldız doğalken meşale doğal değildir. İkisinin karşılıklı olarak yer değişmesi gerekiyor. Meşale ve şimşek, yani cevabımız C şıkkı. 40. soru. Bir çocuk bahçede kaybettiği oyuncağını gece olduğu için görememiş ve bulamamıştır. Ancak gündüz aynı yere gittiğinde oyuncağını bulmuştur. Bunun sebebini soruyor arkadaşlar. Bu durumun sebebi bize sorulmakta. Cisimleri görmek için arkadaşlar ışığa ihtiyacımız vardır. 41. soru. Öğrencilerden Ahmet, Ayşe ve Murat ışık kaynaklarının isimlerinden oluşan aşağıdaki tabloyu hazırlamışlar. Sadece yapay ışık kaynaklarının olduğunu soruyor. Güneş doğal olduğu için Ahmet'inki değil. El feneri, meşale, araç farları, bunların hepsi yapaydır. Murat'ınkine bakalım arkadaşlar. Yıldızlar olduğu için doğaldır. Doğru cevap sadece Ayşe'nin vermiş olduklarıdır. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarıyla tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, takipte kalın.